Sakal bakım ya, 10 gram hint ya, 70 gram tatlı badem ya, 10 gram shea ya, 15 gram balmumu, 2 gram E vitamini ve 1 gram nane ferahı. Merhaba, Justine Sabunatelier.com'dan bugün bir tane erkek ürünü yapacağız. Bir tane sakal balm, yani sakal krem. Da krem söylemek istemiyorum çünkü bu benim için su içinde var demektir. Yani bir tane merhem, dediğim gibi İngilizce ona bir balm diyorlar. Burada ne var? Bir kez badem yağı var. Hafif bir yağda, başka hafif yağda kullanabilirsin. Balmumu, shea yağı. Burada E vitamini ve hint yağı var. Burada esans var. Ben bugün uçucu yağ kullandım. Pardon değil, nane yağı kullandım. Nane esansı kullandım. Bir tane kap. İlk olarak bunu eriteceğiz. Bundan sonra şunu ilave ediyoruz. Hem soğutma yardım ediyor. Hem de E vitamini daha fazla zarar görmesin diye ayrı eritiyorum. Mikrodalgada, su banyosuda ya da dikkatli direkt ocakta eritebilirsin bunu ama pek tavsiye etmiyorum. Çabucak yanma yapıyor, bozulma için sebep olabilir. Şimdi yağlarım eridi. Hint yağı ve E vitamini ilave ediyorum. Biraz kıvamlı biliyoruz. Ondan akmaya bırakıyorum. İyice karıştırıyorum. Biraz yardım edeyim çubukla. Fazla sıcak değilse ve şöyle iyi, yani elinle dokunabilecek halimde oluyorsa esans ilave ediyoruz. E vitamini biliyorsunuz hem bir kez aktif madde olarak yani cilt için kullanıyoruz. Aynı zamanda yağların bozmaya azalıyor. Yani okside olmaya, acı olmaya azalıyor. Yağlı ürünler bu her zaman çok önemlidir. Raf ömrü çünkü bu sınırı koyuyor. Tamam, iyice karıştırdık. Şimdi kaba dolduruyoruz. Ups. Tamam. Bayağı dolu oldu. Genelde balmlarda soğunca hafif çökme yapıyor. Bu da kalanı bu sonra bu çökme içinde doldurabiliriz. Ondan onu size sonra da göstermek istiyorum. Tamam mı? Şimdi balmımız soğudu. Görüyorsunuz hafif bir kavislik yaptı. Çok az. Deneme için de delik yaptım bazen altında çünkü boşluk oluşuyor. Hava sıcak olduğundan o pek olmuyor da soğuk havada daha büyük böyle fark yarabilirsin. Şimdi burada kalanı kapta önce gördüğünüz gibi eridim. Çubuktaki de biraz eriyeyim. Ve bunun üstünde döküyorum. Ne tezadüf. Tam ölçek oldu. Şimdi bu tekrar dönünce şu anda hafif bir kavisliği var. O tekrar soğunca düzleşecek. Bundan sonra onu sıkıntısız kapatabiliriz. Umuyorum bu proje beğendiniz. Daha fazla projeler için sabunatelier.com ziyaret etmeyi unutmayın. Benden bu kadar bugün. Justine sabunatelier.com'dan. Bye bye.